Herkese merhabalar arkadaşlar. 9. sınıf matematikte neler var videosuyla sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar hepiniz 9. sınıfa liseye hoş geldiniz diyerek güzel bir giriş yapalım arkadaşım ve Aynı zamanda Tonguç Akademi'ye de hoş geldin diyelim. Bazılarınız Tonguç Akademi'ye yeni abone olmuş olabilir. Videoları merakla bekleyenler, bazıları da 6, 7, 8 belki de daha önceden beri abone olmuş olabilir. Ama hepinizin ortak özelliği hepiniz liseye 9. sınıfa yeni başlıyorsunuz arkadaşlar. Yeni başlangıçlar, yeni heyecanlar diyelim. Ve bazılarınız da korkuyla telaşla büyük abilerinize liseye gidenlere hep şu soruyu sormuşsunuzdur. 9. sınıf zor mu? Lise zor mu? Matematik nasıl? Çok mu zor? Gibi sorular sormuşsunuzdur. Size de genellikle korkutucu böyle ürkünç cevaplar vermişlerdir. Ama hiç merak etmeyin arkadaşlar. Dedikleri gibi değil. Neden? Çünkü belki de onlar Tonguç Akademi'nde çalışmayanlardır. Tonguç Akademi her zaman olduğu gibi, her zaman olacağı gibi senin yanında en büyük destekçi. Nelerle? yazılı videoları, konu anlatımlar, daha doğrusu konu anlatımlarla, soru çözümlerle, yazılı videolarıyla, verdiği ödevlerle ve takip sistemiyle her zaman senin yanında olacak arkadaşım. Merak etme. Peki hocam, 9. sınıfta neler var? Bakın 9. sınıf bir kere sizin gözünüzü korkutmasın matematikte. Neden? Burada ne yazıyor? Yeni konular gelecek. Evet, olacak tabii ki de yeni konular. Ama bakın, bu konulara ortaokulda giriş yaptın. Bakın, bu konulara ortaokulda giriş yaptın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu konuları ortaokulda giriş yaptın. Yani anlayacağın aslında sen hani lisans vardır, yüksek lisans vardır ya aslında sen 8 ilkokulu bitirdin. Şimdi de yüksek ilkokul okuyacak gibisin. 9. yılda gördüğün konuları biraz daha kapsamlı göreceksin. Ama yeni konular var mı? Var. Mesela bunlardan birisi mantık. Mantık arkadaşlar tamamı terimler ve kavramlardan oluşan biraz sözel bir derstir. Az buçuk matematiksel işlem içerir ama geneli genellikle ezber derler. Bakın ezber derler. Ama ezber değil. Neden? Çünkü arkadaşlar mantık konusunun mantığını size çok güzel bir şekilde ezbersiz tamamen akla mantığa uygun bir şekilde anlatacağız. Bakın önerme bileşik önerme önermenin değilleri ve veya ya da bağlaçları demorganlar koşullu önermeler karşıtı tersi karşıt tersi açık önerme her bazı ta ya bunları sanki böyle çok fazla şey varmış gibi düşünmeyin. Merak etmeyin dediğim gibi Tonguç Akademi olarak başka kanallarda görmediğiniz şekilde çok güzel mantığını anlatacağım. Bugüne kadar anlattık arkadaşlar çok beğendi. Sizler de beğeneceksiniz merak etmeyin. Ve kümeler yine yeni konulardan birisi kümeleri ilk defa görüyor olacaksınız. Yine burada terimler kavramlar çok olacak ama merak etmeyin küme eleman evrensel küme bakın hepsi nevi şahsına münasır kendi ismiyle anılan ve çok basit kavramlar. Mesela ne diyor sonlu küme yani sonlu küme ne sonu olan küme sonsuz küme ne sonu olmayan küme eşit kümeler ne bak kümeler. Kümeler var birbirlerine eşitler. Gerçekten de inanın bu kadar basit mantıkları var. Fark var iki küme arasındaki farkı... Birleşim kesişi ortaklara birleşimlerine bakacağız. O yüzden de hiç merak etmeyin. Yine kümelerin de çok güzel bir şekilde yapacağız. Onun da içinden geçeceğiz inşallah. Dedim geçtim. Ve denklem eşitsizlikler konusu. Bu konuları ortaokulda giriş yaptın. Ne yaptın arkadaşım? Bu konuları biliyorsun az çok. 9. sınıfta daha kapsamlı öğreneceğiz. Kimler? Sayılar. Doğal sayılar. Neydi onlar? Doğada olan 0 0, 0, 0 1 2 3 diye giden tam sayılar var tam tam yine rasyoneller bölülerdi gerçek sayılar bütün hepsiydi İşte bunları zaten az çok biliyorsun ne olacak şimdi daha kapsamlı göreceksin bölme bölünebilme 2'ye 3'e bölünebilme a'yı b'ye bölme evop ekok zaten 8. sınıfın en önemli konuları birinci dereceden denklemler eşitsizlikler bunları yine biliyorsun mutlak der üstü köklü ifadeler biliyorsunuz ki banko sorulardan da 8. sınıfta LGS'de ve arkadaşım oran orantı ve problemler zaten problemler yine TYT'de de 9. sınıfta da can alıcı nokta olacak arkadaşlar. Çok önemli. 9. sınıfta baştan bunları iyi bilmemiz lazım. Ve arkadaşım üçgenler olacak. Ne yaptık? Matematik dersi matematik ve geometri olarak iki parça halinde aslında bir bakıma. Ve geometri kısmına geçiş yapacağız. Üçgenleri göreceğiz. Bu konuları da yine ortaokulda gördün. 9. sınıfta karşına farklı olarak Trigonometri. Bak ismi korkutmasın. Ne biliyor musunuz? Hani eğim vardı ya eğim. Sekizinci sınıfta eğim görmüştünüz. O eğime biz artık diyeceğiz ki tanjan, kotanjan, sinüs diyeceğiz. Yani sizin bildiğiniz şeylere farklı isim vereceğiz. Ha zaten kolaymış diyeceksin. Ben bunu biliyorum diyeceksin. Temel kavramları, açıları göreceğiz. Ve açılar arasındaki ilişkileri göreceğiz. Kenarlar arasındaki ilişkileri göreceğiz. Üçgenlerde eşlik benzerlik göreceğiz arkadaşım unutma. Yardımcı elemanları göreceğiz. Kimler onlar? Kenar ortay, açı ortay dik üçgeni göreceğiz 3 4 5'ler falan trigonometri biraz önce söyledim ve üçgenin alanı yine bildiğin şeyler aslında ve arkadaşım bu konulara yine ortaokulda giriş yaptın. Ne o? Beşinci ünite veri konusu. Veri neydi arkadaşım? Yine istatistikler olarak şekiller, şemalar vardı biliyorsun. Hologramlar vardı. Dokuz sınıfta standart saplamayı, standart sapmayı, saplamayı değil, hesaplamayı öğreneceksin arkadaşım. Zaten standart sapmayı sapladığın anda zaten ne yapacaksın? Olayı bitireceksin. Merkezi eğilim ve yayılım ölçüleri var. Burada zaten veriyi biliyorsun. Kesikli veri, sürekli veri. Aritmetik ortalamayı zaten daha önceden duymuşsundur. Belki de yapmışsındır. Medya, mod, açıklık yine mantık mantıktaki gibi bunların hepsinin mantığını öğreteceğim. Veri grafiklerinde müthiş bir ÖSYM mantığında anlatacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Bütün videolarımızda da yeni nesil sorular olacak ve ÖSYM tarzı sorular olacak. Ve en önemli kısım ilk başta yapman gereken. Bakın bu konular var ama matematiğe nasıl çalışmalısın? Ne yapmalısın? Arkadaşım unutma. En önemli şey planlama, programlama ve nasıl yol alacağın. işte bu biz burayı atlamadan geçseydik eksik yapmış olurduk ve burayı sana söylememiz lazım. Öncelikle arkadaşım 9. sınıf iyi bir temel demek. Bakın TYT konuları 9 ve 10'da oluşuyor ama 40 sorunun 30'u neredeyse 9. sınıftan. Yani 30'a yakını neredeyse 9. sınıftan arkadaşım. O yüzden iyi bir temel at sonrasında yat demiyorum ama gerçekten de rahat ediyorsun. Biraz daha ronantiye alabilirsin. Okul derslerini bakın çok güzel bir kelime söylüyorum. Canım hocam. Bakın okuldaki hocanıza ne olursa olsun saygı duyacaksınız, seveceksiniz ve derste dinleyeceksiniz. Derse dinlemeler olmaz. Ders, derste öğrenilir derdi babam ve ben bunun faydasını çok gördüm. Ama ne yapacaksın? Video derslerle tekrar edeceksin. Hocam belki bir şey söylemiştir, kaçırmışındır, bir yeri yazmayı unutmuşundur veya hatta Tonguç Akademi farkıyla 9. sınıfta video derslerle ne yapacaksın? Pratiklikleri, cinlikleri öğreneceksin. Tabii bunu bir de nerede öğreneceksin? Soru çözeceksin. Soru çözdüğünde de göreceksin ki biz bunu sana birazdan anlatacağım gibi kitabımızda Tonguç Akademi'nin Diğer kanallardan ayıran en büyük, en büyük özelliği ödevlendirmesi. O yüzden soru çözeceğiz. Pratik yapacağız. Zaten soru çözme videoları da gelecek. Ve 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 çok önemli bir şey. Dün daha daha dün mezun arkadaşlarla konuşuyoruz. Diyorlar ki hocam bir şey söylediniz biz onu yapmadık. Keşke yapsaydık. O da ne? Çözemediğin soruları biriktiriyorsun. Hocaya sordun ve attın. Hayır. Videoyu izledin. E, pardon özür dilerim. Testi çözdün. Yapamadın. Videosunu izledin. Ne yapıyorsun arkadaşım? Aa ben bunu anladım geç. Hayır geçmiyorsun. Yapamadığın soruları Gerçekten çok basit bir atan varsa atlıyorsun ama gerçekten öğrenmen gereken bir yer varsa cevabı arkasına yazıyorsun, bir kağıt yapıştırıyorsun ve bazen kavanoza atıyorsun, bazen deftere yapıştırıyorsun ve ne yapıyorsun? Bunu bir oyuna çeviriyorsun. Kavanozdan çıkarıyorsun. Aa ben bunu hatırlıyorum. İki kere üç kere hatırlıyorsan artık atabilirsin çünkü o artık zihnindedir. Yeni nesil sorular çöz çözeceğiz. Merak etme. Yeni nesil sorularla bombalayacağız. Videolarımızı zaten çokça olacak zaten. Bunu da söyleyelim. Kavram haritaları ve kendi anladığın gibi kısa notlar hazırla. Kesinlikle ve kesinlikle küçük küçük notlarınız olsun. Kitaplarınıza, defterinize yapıştırın. Zaten benim çok önemsediğim kırmızı kaplı bir acil defteri olsun. O acil defterine de notlarını al. Kısa kısa notlar ve kavramlar olsun mesela. Ne yapacaksın? Ne yazacaksın? Mantık yazacaksın mesela mantık konusuyla işte şu vardı bu vardı bu vardı bu vardı e bu konu buraya gidiyordu şuraya gidiyordu şu parçalara ayrılıyordu böyle oluyordu gerçekten bunları da arkadaşlarına oyun şeklinde yapabilirsin bunların hepsini de zaten sana söyleyeceğiz videolarda bunlardan bahsedeceğiz arkadaşım. Videolarımız gerçekten çok büyük içerikler olacak. İçerinde çok fazla içerik olacak. ÖSYM tarzı sorularımız olacak. Yazılı soruları olacak. Zor sorular olacak. Kolay sorular olacak. Pekiştirici sorular olacak. Hepsi videolarımızda olacak. Ve arkadaşım işte yine söylüyorum bizi diğer kanallardan ayıran en büyük özellik bu. Bakın diğer kanallar konuyu anlatıyor sana bırakıyor. Diyor ki git çöz bir yerden kendini geliştir. Tamam da hocam hangi sayfa nerede bazı kitaplar o konuyu öne almış, bazı kitaplar sona almış. Bazı konular iç içe sokmuş. Benim kafam karışıyor demeye son. Ne yapacaksın arkadaşım? Bu kitaptan ben sana tak tak 18-25 arası burayı çöz diyeceğim. Sen de 3 gün içinde, 5 gün içinde o hafta yeni video gelene kadar çözüyorsun. Veya hatta tak 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 12-13-14. testler diyorum. Sen de hemen çözüyorsun ve gördüğün gibi... Yeni nesil map müfredatında zaten konularımız haftalık olarak Okulda ne görüyorsan ona göre olacak. Ve map sorularına %100 uyumlu. O yüzden kitabımızı aldığında da göreceksin. Çok güzel bir şekilde ilerleyeceksin. Ve yine söylüyorum. Başka kitaplar ve başka YouTube kanallarından farkımız ne? Burada size sürekli aşama aşama hangi sayfada ne yapacağını söylüyoruz. Peki bu kitaba nasıl sahip olacağız arkadaşlar? Sana en yakın Tonguç Kırtasiyesi'nden alıyorsun. Peki hocam nereden bileceğim? Aşağıda. Aşağıda ne var? Link var. Hemen linke basıyorsun. O linkte zaten siz bu linke alışıksınız artık. O linkten ne yapıyorsun? Sana en yakın kırtasiyeyi ve veyahut da internetten nasıl alacağını görüyorsun arkadaşım. Ve altta da programlarımız yine yayınlanacak. 9. sınıfta yine söylediğim gibi Tonguç Akademi 9. sınıf kanalı senin yanında olacak. tabii ki de ahde vefası ne? Bu sosyal medyanın en büyük ahde vefası ne? Like'lar ve abone olmak arkadaşım. O yüzden ilk önce sana ödülü sorum soruyorum. 9. sınıf kanalına sen abone oldun mu? Senin abone olman yetmez. Diğer arkadaşlarına da söyle. Ne kadar kalabalık olsak o kadar heyecanlı, o kadar çok verimli derslerimiz olur. O yüzden ne diyoruz? Kanala abone oldun mu? Hemen abone ol. Ve en önemli şey 9. sınıfın bu zor gözüken sınıfı birlikte başaracağız. Ve ne diyoruz? Bütün sene boyunca Görüşürüz.